Merhaba arkadaşlar, ben Hab Bocak. Doküman Yönetim Sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde birim gelen evrak kayıt kullanıcısının durumunu anlatacağız. Yani bunun anlamı şu arkadaşlar, DS dışından yani okul ve diğer kurumlardan gelen yazıların tarayıcıdan taranması ve ilgili şubeye aktarılması. Bu genelde evrak şubesi tarafından olur arkadaşlar. Dışarıdan gelen yazı evrak şubesi tarafından taranır. Tarandıktan sonra ilgili bilimlere aktarılır. Şimdi menü olarak iki tane menümüz var arkadaşlar. Bunlardan birincisi evrakın taranıp ilgili yere gönderilmesi ve sorgu modülü olarak iki tane bölümümüz var. Bunlardan birincisi hemen gelen evrak kayıta geçelim. Bir de doküman taramaya geçelim. Buradan tarayıcımızı seçelim. Şöyle menüleri hafifçe bir tanıtalım. Seçili doküman şu anda yok, daha seçmedik. Daha önceden taranmış evrakı ya da Adobe Acrobat olabilir, işte FineReader olabilir. Diğer tarayıcı programlarıyla taranmış evrakları siz buradan ekleyebilirsiniz. Ya da o programlarla tarayıp buraya ekleyebilirsiniz. İsterseniz buranın kendi şu tarama sistemini kullanarak da tarayabilirsiniz arkadaşlar. Bir örnek yapalım. Bakın önce tarayıcı ayarlarına geçelim. Çift taraflı tarama özelliğine sahip bir tarayıcınız varsa bunu evet seçersiniz. Boş doküman maksimum boyutu 6 kilobayt diyor. Siz bunu 10 yapalım. Çözünürlük değeri 100-200 yapalım. Genelde 150 falan olması daha iyidir. Hem boyutu az, çözünürlüğü az olsun ki DS'de boyutu az olsun. Çok da fazla çözünürlüğü düşük olmasın. Görüntü arayüzü hayır diyoruz. Tarama boyutunu sınırlayalım mı? Evet, atıyorum belli bir boyuttan fazlasını almasın arkadaşlar diyoruz ve kaydet diyoruz. Tarayıcı ayarlarımız kaydoldu. Şimdi tarayıcıya evraklarımızı koyduk. Onu tarayacağız. Öncelikli olarak arkadaşlar önce evrakın üst yazısını tarıyoruz. Üst yazıyı ekledim ben. Şu an tarama işlemini yapıyorum. Mutlaka her ilçenin evrak şubesinde seri tarayıcı dediğimiz hızlı tarayıcılar olmalı ki evraklar hızlı bir şekilde taransın. Taranan evraklar TIF olarak taranıyor. Yani resim olarak taranıyor. Ve bazı üst yazılar da bir sayfadan fazla olabiliyor arkadaşlar. TIF'ler birden fazla sayfayı kabul ettiği için şuradan taramayı devam et diyoruz. Bakın taradı. Taramaya, yani ikinci devamı var ise taramaya devam et diyorum arkadaşlar. Yani ikinci bir tip olarak taramaya devam ediyorum. Ve bu, bakın arkadaşlar, dökümanın kaydolacağı yeri kendisi otomatik olarak her gün tarih atar. Bakın otomatik olarak atar. Sayfa sayısını da buradan girebilirsiniz. Ben şimdi üst yazım iki sayfaydı. Kaydettim. Nereye kaydetti? Belgelerin içerisine, tarama alanının içerisine kaydetti. Bakın arkadaşlar, TIF olarak. Hemen çift tıklıyorum. Photoshop aktifmiş. Ondan dolayı Photoshop da açacak. Hemen açsın, değiştireyim. Şöyle yapalım. Birlikte aç. Şunu seçelim. Bakın arkadaşlar, TIFF bir sayfa gibi gözükse de şuradan ikinci sayfasında görebilirsiniz. Tarama işlemimiz, üst yazıyı tarama işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim ek tarayacağız. Taramayı başlat diyorum. Yine ikinci olarak taramayı başlatıyoruz. Bu da ek olacak arkadaşlar. Ekleri TIFF, JPEG, o resim olarak olabilir. PDF olarak tarayabilirsiniz. Hatta şöyle tarama işlemini kapatayım. Bunu kaydetmeyeyim. Üst yazım orada mevcut. Şimdi geliyorum. Bakın. Şuradan üst yazı bir de ek tarayalım arkadaşlar. Mesela onu da Acrobat deneyelim. Bu tamamen size kalmış. Yani kendi tarayıcısını da kullanabilirsiniz. Farklı tarayıcı da kullanabilirsiniz. Ben şuradan tarayıcımı seçeyim. Hızlı olması açısından ben hızlı bir şekilde tarama yaptırıyorum arkadaşlar. Burada önemli olan şudur arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar ekler şey üst yazılarınız TIFF olsun ki
Döküman yönetim sisteminin arayüzü üst yazılarda TIF'i gösteriyor. PDF'leri göstermiyor arkadaşlar. O yüzden üst yazıları TIF yapıp ekleri de PDF yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim tavsiyem budur. Biz en azından NİDE'de bu şekliyle yapıyoruz diyebilirim. Şu an tarama işlemim. Birden fazla sayfanız varsa ona göre tarama işlemini yapabilirsiniz. Benim tarama işlemim bitti arkadaşlar. Kayıt yapıyorum. Bunu da diyorum ki ek. Şuradan nereye koyalım? Bilgisayar, kullanıcılar, bilgi işlem, belgelerim, tarama alanının içine atıyorum ki şeyde sıkıntı yaşamayayım. Arayıp bulmada sıkıntı yaşamayayım. Bakın arkadaşlar, tarama işlemi bittikten sonra yapacağım işlem şu. Dökümanı seç diyorum ve tarihe giriyorum. Bakın, TIF olarak dökümanı seç diyorum. TIF olarak döküman geldi arkadaşlar. Disk eki de ekliyorum. Eki de yine aynı şekilde buraya atıyor. Herhalde kayıtta sıkıntı yaptık. Eki de yine aynı şekilde buradan geleyim belgelere. Tarama alanından. Evet, eki de atmışız, doğru atmışız. Eki de buraya ekledik. Üst yazımız, ekimiz. Ondan sonra evrakla ilgili evrakımı alayım. Tarayıcıdan aldım evrakımı. Şimdi evrak bilgilerini gireceğiz arkadaşlar. Şuradan bakın, şuralar pasif. Niye pasif? İlgili birim seçmemiz lazım. Şimdi bu yazımız nereyi ilgilendiriyor? Bilgi işlemi ilgilendiriyor. Ekliyoruz. Aynı şekilde atıyorum, birden fazla şubeyi ilgilendiriyorsa orta öğretimi de ilgilendiriyor. İki büro ilgilendirsin. Bakın ondan sonra buralar aktif hale geliyor. Geldiği yer, örnek veriyoruz. Kurtuluş Ortaokulu. Evrakın ne olsa 1, 2, 3. Evrakın tarihi 13'ünde gönderilmiş olsun. Gönderen dosyanın adı. DYS diyelim. Konusu DYS toplantısı. Evrakın ek sayısı 1. Gizlilik derecesi normal. Gönderim şekli normal. Evrakın yerine gerek yok. Barkod numarası ileride otomatik okuma için. Bakın evrakımız hazır. Dilekçe ise dilekçeyi veren kişinin TC'sini yazıyorsunuz buraya arkadaşlar ki daha sonra sorgulayabilsin. Ve gelen evrakımı kaydediyorum arkadaşlar. Bakın şurası önemli. Şu birimler, bu birimlere bu evrak gidecek arkadaşlar. Gereği için gidecek. Şimdi daha önce tanımlamıştık biz bunu. Bu tanıma göre ilgili şubeye gidecek. İlgili şubenin şube müdürü artık bu yazıyı alacak arkadaşlar. Kaydet diyorum ve bu yazı ilgili şubeye, tek şubeye gider diyor arkadaşlar. Tek şubeye gönderiyorum. İlgili şubeye gitti arkadaşlar. Ve bu şekliyle birim gelen evrak kaydını bu şekilde kaydediyoruz. Daha sonra da sorgulama işlemlerimiz var ise gelen evrakı sorguluyoruz. Buradan tarayan kişi birim gelen evrak kayıt kullanıcısı. Tabi burada tarih falan da girmem lazım. Tarihleri falan giriyorum. Tarama tarihini gireyim. Bugünü gireyim. Evrakımızı sorgula dediğimiz anda bakın sorguluyoruz. Evrakı göster, dağıtıldığı birimler vesaireleri buradan eki varsa ekini, her şeyini ayrıntılı olarak görebiliyoruz arkadaşlar. DYS dışından gelen evrakların taranması, yani birim gelen evrak kayıt kullanıcısının yapacağı iş ve işlemlerde bu kadar arkadaşlar.